Aslında benim en alıcı noktam o. Esnaf ve sanatkarlar bizim aracılığımızla evsiz esnaf ve sanatkarlarımıza konut yapalım dedik. Tabii o zaman işte biz 133 konut diye girdik. Sonra baktık arsa var yanında. O arsayı alalım. 300 kişi müracaat etmiş. 300'ü de ev sahibi olsun istedik. Bu arada bizim aldığımız arsanın yan tarafı veya içinde okul arsası vardı. Bunun düzeltilmesi, okul yerine başka yerlere tahsis edilmesi konusunda epey bir zaman aldı. Ondan sonra Elazığ depremi, İzmir depremi girdi. Ondan sonra pandemi. Pandemiden sonra Hatay depremi, işte Maraş depremi girdi. Bir hayli gecikti ve esnaf sanatkarlarımızın bu konuda üzerine bakamıyorum. Cevap vermekte de zorlanıyorum. Haklarını da ilan etsinler. Ama şimdi inşaatımız devam ediyor. Kısa zaman içerisinde de evleri teslim olacak, ödemelere başlanacak. Aslında biz inşaata başlamıştık. İnşaatımız devam ediyordu. Bütün yüklenici firma bütün malzemelerini getirdi. Bütün aletlerini, el betonunu, çimentosunu hep buraya getirdilerdi. Ama deprem olunca devlet oraya çağırdı. Dedi ki ilk önce orayı onaracağız. Onun için oraya çağırdı. Yani bu bizden kaynaklanan bir şey değil. İşin biz takibini hep yaptık. Belki olumsuz cevaplar ben kendim de duyuyorum. Mesela işte ilgilenmiyorsunuz. Ya bu müteahhit oraya gitmiş, bu müteahhit ihaleyi almış, temeli kazmış. Elbette ki yani bir de öbür tarafta yaralı insanlarımız var. O insanlar da bizim insanlarımız. Bunları naylon çadırda kalırken işte konteynerlerde kalırken yani biz o evde rahat yatabilir miyiz, yatamayız? Biz de tabii ki TOKİ ile sık sık görüştük. İlk önce öncelik oraya hükümet oraya öncelik tanıyınca da biz bunu bu şekilde bak belediye başkanımız Sayın Evren Dinçer bu konuda bizimle hiç diyaloğunu koparmadı. Cengiz Bey milletvekillerimiz hiçbir şekilde bizden diyaloğunu koparmadı ve biz hep birlikte TOKİ'yi beraber ziyaret ettik. TOKİ başkanıyla görüştük, TOKİ başkan yardımcılarla, alt birimlerle hepsiyle görüşüyoruz zaten. Ama Çalışmalar aktif devam ediyor tabii Cumhurbaşkanım. yani şu anda hayır şu anda inşaat başladı. İnşaat yakın zamanda da biter Allah izin verirse. Esnaf ve sanatkarlarımız da inşallah güle güle konutlarında otururlar ağız tatlarıyla mutlu bir şekilde çocuklarıyla. İnşallah bizim temennimiz, dileğimiz bu. Yakın zamanda bitecek zaten.